İğne TV'den merhabalar. Bugünkü konuğumuz HDP-MYK üyesi Sayın Alp Altınörs. Özellikle 1 Haziran'dan beri bir süreci alarak bir program yapmak istiyoruz bugün kendisiyle. Tabii yoğunlaştığımız 2 konu olacak. Öncelikle vekilliklerin meclis üzerinde düşürülmesi ve 2016'dan beri gelen aslında anayasa hukukuna aykırı süreç ve en son HDP'nin aldığı yürüyüş kararı ve yürüyüşün şu andaki durumuna dair bazı sorular soracağız. Alp Bey, hoş geldiniz. Hoş Yayınımıza bulduk. konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Şimdi Ben teşekkür ediyorum bu güzel yayın için. hemen şeyi sormak istiyorum. Yürüyüş söylemi şu darbeye karşı demokrasi yürüyüşü. Sizin burada tam olarak darbe olarak tanımladığınız şeyi anlatabilir misiniz? Onun üzerinden açarak gidelim. Açıkçası darbe her zaman askeri darbe biçimini almaz. Yani halk iradesini tanımamaktır darbe. Halk iradesini zor yoluyla boşa çıkartmak ve halka rağmen meşru olmayan yöntemlerle şiddet kullanarak devlet iktidarına yapışmaktır. Bugün AKP iktidarının sistematik bir şekilde darbe yapmadan ayakta duramayan bir hükümet haline geldiğini görüyoruz. Kayyum atamak da bir darbedir. Milletvekilliklerini düşürmek de bir darbedir. Ya da işte halk iradesine rağmen atılan adımların bütününü birer darbe olarak nitelemek doğru olacaktır. O anlamda her bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de bu darbeci anlayışı biz görebiliyoruz. Birçok cumhurbaşkanlığı kararnamesi yasaların alanına müdahale ederek aslında yasama yetkisini de kendisine geçirmiş. Şu anlamda darbeci bir anlayışı da ortaya koymuştur. Bunu denetlemesi gereken meclis ise çoğu zaman buna sessiz kalmaktadır ya da onaylamaktadır. Ama Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle de darbeci bir anlayışın ortaya konduğunu söylemek gerekli ve mümkün. Ama özelde bugün bu yürüyüşün alınmasına, kararın alınmasına vesile olan süreç, özellikle koronavirüs salgını pandemisi sürecinde AKP iktidarının toplumsal hassasiyetleri yok sayarak bu pandemiyi bir fırsata çevirmesi ve politik saldırılarını bu pandemi koşullarında toplum evlere hapsolmuşken, salgın hastalıktan dolayı sokaklara çıkamazken bunu bir fırsata dönüştürmesi ve gerek Batman, gerek Siirt, gerek Iğdır belediyelerine ve birçok ilçe belediyesine bu süreçte iki ayrı seferde kayyum atamaları gerçekleştirmesi, kayyum darbeleri gerçekleştirmesi ve yine bu pandemi süreci içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir, Halkların Demokratik Partisi'nden iki milletvekilinin Anayasa Mahkemesi'nde başvurusu bulunan ve aslında dönem sonuna bırakılması parlamento tahammülü olan cezalarını kürsüden okuyarak geri dönüşsüz bir şekilde, yani Anayasa Mahkemesi yarın öbür gün burada hak ihlali vardır dese dahi o milletvekillikleri geri alınamayacak şekilde bir darbeci adıma maruz bırakmasıdır. Yani burada sonuçta milletvekilliği düşürülen 3 kişidir ama aslında darbeyi yiyen, darbe yapılan bu 3 milletvekilini seçmiş olan seçmenlerdir. Aslında meclis sadece tek tek illerin vekillerinden oluşmaz. Her bir milletvekili Türkiye'nin milletvekilidir. Dolayısıyla bütün Türkiye halklarına burada darbe yapılmıştır. O anlamda sadece Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu'nun değil, bütün Türkiye toplumunun bir darbeye maruz bırakıldığını burada ifade etmek gerekir. Ve aynı gün bu darbenin şiddetini arttırmak maksadıyla 3 milletvekilinin de tutuklandığını, acele bir şekilde yakalama kararları çıkarıldığını, yani Enis Berberoğlu ben gidip zaten teslim olacağım dediği halde gözaltına alındı. Leyla Güven'in 2,5 aylık bir cezası kalmış zaten, yani infaz edilecek. O da zaten denetimli serbestlik kapsamına giriyor. Buna rağmen gözaltına alınıp tutuklandığı, Musa Farisoğulları'nın çok ciddi sağlık sorunlarına rağmen, yani hapishanede kalamayacak derecede
sağlık sorunları bulunmasına rağmen her üç milletvekilinin de aynı gün bu darbenin şiddetini güçlendirmek amacıyla tutuklandığını da görüyoruz. Nitekim Enis Berberoğlu ertesi gün serbest bırakıldı. Ama gerek yaşı gerek hastalıkları itibariyle mutlaka serbest bırakılması gereken Musa Farisoğulları da hapiste. Her üçü de serbest bırakılmış olsa dahi bu darbe olmaktan çıkmaz. Çünkü milletvekillikleri hukuk dışı bir şekilde, anayasaya aykırı bir şekilde düşürülmüştür. O anlamda bizim yürüyüş kararımız tabii ki Türkiye'de demokrasiyi kazanma mücadelesinin bir parçası. Türkiye'de demokrasi olduğundan herhalde söz edemeyiz. Yani bunu demokrasi terimine bir aşinalığı olan hiç kimse Türkiye'de şu anda demokratik bir ortamın bulunduğunu, devletin demokratik bir biçimde işlediğini iddia edemez. Tam tersine 16 Nisan şaibeli referandumunun ardından getirilen başkancı rejim demokrasinin yerine zaten ciddi anlamda bir demokrasi yoktu ama kimi kırıntıları vardı, onları da ortadan kaldırdı. Bir tek adam idaresi getirildi. Bu tek adam idaresi içerisinde demokrasi tırnak içinde sandığa indirgendi. Önce demokrasi eşittir seçimlerdir dendi ki kesinlikle böyle değildir. Yani haklar, özgürlükler, toplantı, gösteri, yürüyüş özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, sendika hakkı yoksa, grev hakkı yoksa, toplu sözleşme hakkı yoksa ortada bir demokrasiden falan söz edilemez. Çünkü seçim birçok ülkede var. Yani mübarek yönetimindeki Mısır'da da seçim vardı. Bugün Orta Asya'daki başkancı rejimlere bakıyoruz. Hepsinde seçim var. Ve seçimin olması demokrasiyi göstermiyor. Ama sandığa indirgenen bir sürecin ardından sandık sonuçlarının dahi tanınmadı. İşte 31 Mart İstanbul seçimleri bunun çok tipik bir örneğidir. Ekrem İmamoğlu'nun oradaki başarısını darbeci bir yöntemle YSK üzerinden ama hiçbir meşru gerekçesi olmayan bir şekilde İstanbul seçimlerini iptal ettiler. Ama halk çok güçlü bir yanıt verdi 23 Haziran tekrar seçimlerinde. Aynı şekilde işte HDP'nin 69 belediyesinden şu anda 12 belediye kalmış durumda. Yani İstanbul'daki tutumla Diyarbakır'daki tutum arasında hiçbir fark yoktur. Yani muhalefetin en ufak bir icra gücüne sahip olmasını, bu icra gücüyle alternatif bir yürütme sergilemesini, alternatif bir icra ortaya koymasını hazmedemeyen, son derece siyasal anlamda zayıflamış, bu yüzden de devlet gücünün verdiği olanaklara sonuna kadar abanarak buradan toplumu alternatifsiz olduğuna, dolayısıyla kendisinden başka bir seçeneğin bulunmadığına zor yoluyla ikna etmeye çalışan bir AKP iktidarından söz etmek mümkün. Ve bir de buna destek veren her koşul ve şart altında, şartsız destek veren bir Milliyetçi Hareket Partisi koalisyon ortağı olarak da yerini alıyor. Resmi değil ama fiili koalisyondan bahsedebiliriz. Çünkü başkancı rejimle birlikte Türkiye'ye fiili koalisyonlar hükmetmeye başlamıştır. Fiili koalisyonlar dönemi açılmıştır. Bu fiili koalisyonlar resmi koalisyonlardan daha beterdir. Çünkü en azından resmi koalisyonda kimin hangi bakanlıkları aldığı bellidir. Kimin neden sorumlu olduğu bellidir. Şimdi bir Devlet Bahçeli var karşımızda, hiçbir şeyden sorumlu olmayan ama her şeyden sorumlu olan, hiçbir risk üstlenmeyen ama kadrolarını bütün bakanlıklara, bütün devlet kurumlarına yerleştiren, hakim ve savcılar arasında yerleştiren. Af yasası çıkarabilir. Evet, şimdi bir onu çok doğru ifade ettiniz. O da bir darbedir aslında. Yani siz koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yasa getireceğinizi ifade ediyorsunuz ama bununla hiçbir alakası olmayan Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte zaten 2 yıldır Alaaddin Çakıcı'yı bir şekilde tahliye ettirme, uyuşturucu mafyasına özgürlük sağlama yönünde bir çabası vardı ki Bahçeli'nin Çakıcı ziyaretiyle başlamıştı bu çalışmalar. O çalışmaları getiriyorsunuz koronavirüs sürecinde ve siyasi tutsakları tahliye etmeniz gerekirken hepsini içeride tutuyorsunuz. Hatta ve hatta o kadar ki en son işte bu MİT yasasına muhalefet adı altında tutuklanan 8 gazeteci vardı.
Onları da son turda eklediler. Yani MİT yasasına muhalefet edenler de faydalanamaz diye son turda unutmuşlar onu, son turda eklediler. O derecede yani düşünce suçlularını, siyasi tutuklulara siyasetçi olup, milletvekili olup ya da toplantı gösteri yürüyüşlerine katıldığı için, Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiği için, içeride olan insanların hepsini içeride bıraktılar. Kimleri bıraktılar, dışarıya saldılar? İşte kadınları katletmiş olanları. Hemen itiraz ediyorlar. Kadın katillerine af getirmedik. Alaaddin Çakıcı kimdi? Kendi eşini çocuklarının gözü önünde öldürmüş birisiydi mesela. Örnektir. Mafyaya serbestlik getirdiler. Hepsini dışarıya bıraktılar. Ve bozkurt işareti yapa yapa bu insanlar hapishanelerden çıktılar. İnfazda eşitlik sağlanmadı. Ve üstüne üstlük hapishanelerde kalan insanlara da bir sürü yeni keyfi bir uygulama, işte içeriye gazete almama, yayın almama, bu tür sansür uygulamaları da getirildi. İnfaz süreleri uzatıldı keyfi biçimde. İnfazını tamamlamış olanların bile tahliye edilmeyeceği. Dolayısıyla hükümlülere bir af getirildi. Hükümlülerin içinde de yandaş olduğu varsayılan özellikle belli bir gruba özel af çıkartıldı. Özel affın da 3/2 çoğunluk gerektiriyor mecliste. Bu çoğunluk olmadan çıkartıldı. Onu da altını çizelim. Burada zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem usul hem esas yönünden başvuruları var Anayasa Mahkemesi'nde. Bozulacağına inanıyoruz. Ama bir kere bu insanlar salınmış oldu. Bunun da geri dönüşü son derece zordur. Ve Alaaddin Çakıcı bir anda kahraman ilan edilirken işte Musa Farisoğulları bir halk temsilcisi olarak şu anda hapse gönderilmiş oldu. İşte bütün bu zihniyete karşı, yani darbeci anlayış dediğimiz, kendisini darbelerle var eden, sürekli sistematik darbelerle var eden, bu nerede başlamıştır? 7 Haziran seçimlerinde başlamıştır. Çok açık ve net olarak. Yani 7 Haziran seçim sonuçları tanınmamıştır. Toplumun, halkın burada vermek istediği mesaj kabul edilmemiştir. AKP ve MHP tarafından ve 1 Kasım tekrar seçimleriyle Türkiye son derece karanlık bir sürecin içine sokulmuştur. O günden bu yana da sistematik biçimde darbeler zinciriyle yöneten bir iktidar var ve 7 Haziran 1 Kasım arası dönemde Türkiye siyasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birisidir. Mutlaka aydınlanacaktır. Yani gerek Suruç'ta 33 gencin katledilmesi, gerek Ceylanpınar'da iki polisin uykudayken öldürülmesi, katledilmesi olayı, buna gerekçe yaparak işte tekrardan bir ateşkesi bozup savaş ilanı yapmıştı Davutoğlu hükümeti. Ama sonradan o Ceylanpınar olayındaki davada kesinlikle yargılananların hepsi beraat etti. Bunu kimin yaptığı da belli değil. Yani büyük bir ihtimalle başka polislerin husumet gereği bunu yaptığı düşünülüyor. Üstüne 10 Ekim Ankara Gar katliamı ve burada da barış isteyen insanların içine IŞİD terör örgütü tarafından bir bombalamanın gerçekleşmesi ve bütün kapıların bu eylem için sonuna kadar açılması, yani hiçbir kontrol noktasında durdurulmadan ta Antep'ten Ankara'ya geliyorlar ve bu eylemi yapıyorlar. İşte Davutoğlu o gün işte oylarımız artıyor demişti. Erdoğan, Davutoğlu, MHP, Devlet Bahçeli tabii bu dönemi başlıca sorunları açtıkları bu karanlık dönem mutlaka bir gün kapatılacak. Biz işte bu karanlık dönemi kapatmak ve demokratik bir Türkiye'yi yaratmak için bu mücadeleyi yürütüyoruz. Bu yürüyüşü de tabii ki bu mücadelenin bir parçası. Hemen arada o zaman bir sizle HDP'nin hem MYK üyesi, önceki dönemde zannedersem eş başkan yardımcısısınız. Şimdi oradan hemen bir soru sormak istiyorum. Şimdi ben de tarihsel bir şey alayım. 1 Haziran hep birlikte yeni dönem tutum belgesinin açıklandığı gün bu sene, değil mi? Doğrudur. Evet, doğru. Oradan geliyoruz. 4 Haziran'da vekilliklerin düşürülmesi, 6 Haziran'da yürüyüş kararının alınması. Aslında sizin de açıkladığınız şekilde fiili koalisyonlar üzerinden Türkiye'de şu anda bir şey var. Yani
anayasal sistemi yerine ikame edilen bir buyruk sistemi var. Yani işte söylediğiniz Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir kararının artık etkisiz olabileceği, mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın aslında milletvekillerinin düşürülmesine ilişkin süreci tetikliyor olması bile yasama, yürütme, yargı arasındaki anayasada belirlenen temayülleri de bir anlamda zorluyor, sınırlarını zorluyor. Hatta kimisine göre tamamen bir ihlal var orada da. Yine 4 Haziran'da gerçekleştirilen milletvekillerinin düşürülmesinin üzerine. Ama şeye dönersek, hep birlikte yeni dönem tutum belgesine bakarsak. Siz HDP'nin şimdi hepimizin aklında tabii ki 7 Haziran şeyi var. 7 Haziran'a giden süreçteki HDP'nin güçlü söylemi var. Ve sonrasında tabii HDP dönem dönem çok geniş kapsamlı çıkışlar yapmasına rağmen Türkiye'de HDP'nin boğulması sebebiyle benim gibi siyasete dair ilgisi olan bireyler bile HDP'nin pozisyonunu duyamıyor. Erişemiyoruz, duyamıyoruz. HDP'de eriştiremiyor ama bu yani HDP'den çok HDP'nin üzerine getirilen yapısal durumdan kaynaklı diye düşünüyorum. Ama şeyi söylemek istiyorum, yani hep 7 Haziran'a doğru dönüyoruz. O dönemde gerçekten Türkiye siyasetine dair bambaşka bir paradigma açmıştı HDP ve çoğu zamandır söylenemeyen demokratik siyaset içerisinde çoğu zamandır söylenemeyen, uzun zamandır söylenemeyen cesur söylemleri vardı. Ve aslında sisteme dair çok ciddi yapılabilir alternatifler söylüyordu. Şimdi az önce bahsettiğiniz işte mesela bu icra gücünün engellenmesi, alternatif yürütme, işte Anayasa Mahkemesi'nin defalarca etkisizleştirilmesi, yeni dönem tutum belgesi içerisinden bize verebileceğiniz gerçekten Türkiye'de hukuk sisteminin ve işte HDP'nin de başta mağduru olduğu hukuksuzlukların önlenmesine dair bir nosyon var mıdır tutum belgesinde? Tabii ki burada HDP kendi tutumunu açıklarken aynı zamanda demokratik bir Türkiye'ye giden yolda bir ittifak arayışı içerisine de giriyor. Yani bütün demokratik güçlerle ve bunun temelini oluşturabilecek hani HDP'nin uğruna mücadele ettiği maddeleri de orada ifade ettik. Burada sosyal ve demokratik bir cumhuriyet, yani sosyal hakların sağlandığı gerçek anlamda bir sosyal devlete denk düşen, çünkü AKP dönemi gerçekten bir özelleştirme ve sosyal hakların yok edilmesi dönemidir. Sosyal hakların yerini sadakanın aldığı, lütufun aldığı bir dönemdir ve Cumhuriyet tarihi bakımından da ibretlik bir dönemdir bu yönüyle. Ve demokratik bir cumhuriyet. Çünkü başkancı rejim aslında bir sistem bile, yani şu tartışma bile Türkiye'ye lüks geliyor. Başkanlık sistemi mi, parlamenter sistemi mi tartışması bile Türkiye'ye lüks geliyor. Çünkü dünyada böyle bir başkanlık sistemi de yok. Yani hiçbir denge denetleme mekanizmasının olmadığı, sistem bile denemeyecek ucube, tek adam idaresinin en kontrolsüz, en keyfi bir biçimde uygulandığı bir zorbalık aygıtıdır aslında. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen başkancı rejim. Bunun karşısında meclislerin tamamen etkisizleştirildiğini görüyoruz ve tersinden yerel yönetimleri güçlendirelim diyoruz. Yani yerel belediye meclislerini, belediye başkan, belediye eş başkanlıklarını bir alternatif olarak ortaya koyuyoruz ve Büyük Millet Meclisi'ni güçlendirelim diyoruz. Bu temelde sosyal ve demokratik bir cumhuriyeti yaratalım. HDP'nin çağrısı bu. Ve yine işte özellikle adalet noktasında çok güçlü bir vurgusu vardı tutum belgesinin. Yani Türkiye'de şu anda herhalde, yani iktidar partisinin yandaşlarına bile sorsanız bu mahkemelerle yargılanmak ister misiniz? Buna güvenir misiniz? Çok düşük bir azınlık, çok küçük bir azınlık dışında kimse güvenmeyecektir. Bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı bile başvurularda %52 oranında adil yargılanma hakkının adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini tespit ettiklerini belirtiyor. Herhalde Zühtü Aslan da iktidar karşıtı falan değil. Yani gelinen noktada artık yargı yok ortada. Yani artık AKP'nin hukuk komisyonları var.
Ve birçok AKP il yöneticisi, avukat istifa etti. Bu parti görevlerinden ve savcı hakim oldu. Bunlar en kritik noktalara atanıyorlar. Belki hala hakim savcılar içerisinde bunlar bir azınlığı oluşturuyor. Yani hala çoğunluk böyle değil. Ama en kritik görevlere, özellikle sulh ceza hakimliklerine, yani tutuklamalara karar veren noktalara militan AKP'liler atanarak aslında burada bir yargı sopası muhalefetin üzerinde tutuluyor. Ve adalet meselesi o kadar yakıcı bir mesele haline geldi ki, yani kanun hükmünde kararnamelerle yapılan ihlaller o kadar ağır ki, mesela bunlar hala giderilmiş değil. Olağanüstü hal hala bitmiş değil Türkiye'de. Yani o hal kaldırıldı diye kimse kimseyi kandırmasın. Hiçbir soruşturma, yargılama süreci dahi olmaksızın kapının önüne konulan 150 bin kamu emekçisi var Türkiye'de. Bunlar geri dönebildi mi? Dönemedi. Demek ki o hal bitmedi. Ve OHAL komisyonu diye bir oyalama aygıtı var. O bekletiyor insanları. Çok küçük bir yüzdesini belki iade ediyor. Geri kalanını reddederek bunların sürecini uzattıkça uzatıyor. Sadece o da değil. Yani işkence bugün elle tutulur, gözle görülür bir olgu haline geldi Türkiye. Gözaltında işkence. Gözaltında kaybetme. Yani insan hakları ihlallerinin en vahşi, en kötü biçimleriyle tekrardan karşılaşıyoruz. O anlamda adalet, bağımsız ve tarafsız bir yargı ve bunun meclis tarafından denetlenmesi çok önemli bir yerde duruyor. Yani başkancı rejimin en kötü özelliklerinden biri bu Hakimler Savcılar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı tarafından ve onun partisi tarafından belirlenmesi olgusu. Bir diğer nokta kararnamelerle yönetim. Türkiye'de bu başkancı rejimin en tipik özelliklerinden biri bu kararnamelerle yönetim noktasıdır. Ki bir gece yarısı, yani bakın bu her kesimi etkileyen bir şey. İşte bir tüm amiral bir genelgeyle bir anda genelkurmay emrine alındı. Ve kendisini çok şey mertebede gören de bir tüm amiraldi. Mesela Cihat Yaycı'dan bahsediyorum. Evet. Çok önemli mertebede gören bir insandı. Türkiye'nin Libya politikasını ben belirliyorum vesaire vesaire. Bir anda ayağının altındaki halı kaydı. Böyle bir rejim işte. Yani şimdi bugün mesela Süleyman Soylu'nun önemli bir yerde olduğundan falan bahsediliyor. Hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Yani bir karara bakar. İki dudağın arasındadır. Yani Osmanlı geleneğinden feyiz alan bir siyasi parti bu. Ve Osmanlı devlet geleneğinde kapı kullarının hiçbir hakkı yoktur. Yani tebaanın da bir hakkı yoktur da en azından onu koruyan bir takım hukuk çerçeveleri vardır Osmanlı'da. Evet. Ama kapı kulları için, yani saray erkanı için hiçbir güvence yoktur. Padişahlar bir gecede boğdurtup öldürtebilirler. Bir padişahın kararına bakar. O anlamda o devlet geleneğine doğru bir geri dönüş, Türkiye'nin 200 yıl geri gittiği bir dönemi yaşıyoruz. Yani buradan mutlaka çıkması lazım Türkiye'nin. Türkiye'yi nasıl tekrardan aydınlık bir rotaya doğru sokabiliriz? Yani biz bunun derdindeyiz ve başkancı rejimin karşısına mutlaka meclislerin, seçilmişlerin gücüyle çıkmamız lazım. Yani başkanlık sistemine karşı meclisler sistemi, öyle diyebiliriz hani buna. Yerelde belediye meclisleri, merkezde Büyük Millet Meclisi, TBMM ve meclislerin ağırlığının, rolünün arttığı bir dönemin mutlaka açılması gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen başkancı rejimle birlikte her düzeyde meclisler yok sayılmıştır. Mesela şimdi kayyum atanan illere bakalım. Diyarbakır, Van, Mardin, Siirt, Iğdır. Belediye meclisleri kayyum kararıyla ıskartaya çıkarılmıştır. Bakın burada sadece HDP'li üyeler değil, AKP'li belediye meclis üyeleri de ıskartaya çıkarılmıştır. Evet, evet. Yani hepsi kenara itilmiştir. Belediye meclisinin kendisi kenara itilmiştir. Belediye encümeniyle çalışıyor. Onda zaten atanmış bürokratlar var. Yani onun da bir kısmını belediye meclisinin seçmesi gerekiyor da o toplanamadığı için. Sadece belediyenin atanmış bürokratlarından oluşan belediye encümeni artı kayyum. Zaten hiçbir ciddi belediye hizmetinden söz edemiyoruz da kayyum atanan yerler. AKP kendi içinde bile bakın Melik Gökçek neden görevden alındı? Kadir Topbaş neden görevden alındı? Bursa'daki belediye başkanı. Yani bunların dahi açıklaması yok.
Bazen Mehmet Metiner falan işte FETÖ'cüyü de aldık diye söylüyor ama bu resmi bir açıklama sayılmaz. Yani bir gecede AKP kendi belediye başkanlarında devirdi. Şimdi hani diyoruz ya sistematik darbeler. Kendi kendisine de darbe yapabiliyor yeri geldiğinde. Dolayısıyla bu koronavirüs sürecinde de bu rejimin bütün yapısal çürüklüklerini gördük. Yani bir yasak konuyor, bir kaldırılıyor, bir daha konuluyor. İşte Süleyman Soylu'nun o berbat sokağa çıkma yasağı ilanı, halkı sokağa dökmesi, ardından istifa etmesi, bir daha halkı sokağa dökmesi, sonra canım olur böyle şeyler diye uzlaşıp istifanın kabul edilmemesi vesaire. Bunlar işte hani başkancı rejime özgü garabetler. Bu garabetler zincirine Türkiye mahkum değil ve gerçekten Türkiye'ye bu gömlek çok dar geliyor. Türkiye tek bir tweetle de sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor aslında. Gönlüm razı gelmedi diyor. Efendim? Evet, evet gönlüm razı gelmedi diyor. Cumhurbaşkanlığı tweet'i çıktı bile. Şimdi Cumhuriyet kararnamenin dışında. Ve bakın o kadar keyfi bir rejim ki bazı Cumhurbaşkanlığı kararları veya kararnamemeleri resmi gazetede yayınlanmayabilir diye karar aldılar. Böyle bir şey olabilir. Evet. Yani siz devletin başısınız, karar alıyorsunuz, devletin gazetesinde, resmi gazetede bunları yayınlamıyorsunuz. Acaba ne var o kararlarda? O da belli değil. Gizli karar. Gizli kararname. Yani artık keyfiyetin sınırlarını zorluyorlar. Toplantı gösteri yürüyüşleri yasakları, valilere böyle bir yetki. Böyle bir yetki olamaz. Yani anayasanın amir hükmü ortada, herkes önceden izin almaksızın toplantı gösteri yürüyüşü yapabilir diyor. Barışçıl çerçevede. Vali karar alıyor. Ben 15 gün yasakladım her türlü toplantı gösterisi. Şimdi anayasa var mı bu ülkede? Bence yok. Yani başkancı rejimin tesisinden bu yana Türkiye anayasasız bir ülkedir. Başkanın iki dudağı arasındadır. Cumhurbaşkanı ne derse o olur. Yani Cumhurbaşkanı yarın desin ki ülkede toplantı gösteri yürüyüşleri tamamen serbest bırakılmıştır. Bir anda bütün o valilik kararlarının ortadan kalktığını göreceğiz. Ama o istemezse de anayasadaki hakkınızı kullanamıyorsunuz. Yurttaş olmak da biraz anayasada bazı haklara sahip olmak demektir. Yani tebaayla toplumu, kulla yurttaşı ayıran en temel mesele, yöneticiler değişir ama belli sosyal ve siyasal haklar yurttaşa aittir. Yani siz bunu ortadan kaldırdığınız zaman Türkiye'yi de aslında bir cumhuriyet olmaktan dahi çıkarıyorsunuz. Yani tarihin tekerini geriye çeviriyorsunuz. Son olarak toparlarsak tabii ki sizin son yorumlarınızı ayrıca alacağım ama bir de şey sormak istiyorum. Yürüyüşün birazcık şekli unsurlarını sormak istiyorum. Esas'a dair konuştuk. Şimdi bildiğimiz kadarıyla bir Edirne'den başladı, bir de Hakkari'den başladı. Siz Hakkari'de olan koldaydınız. Hem şey merak ediyorum, anladığım kadarıyla Mithat Sancar'ın da açıklamalarından öyle gördük. Tabii çok sert müdahaleler oluyor, onları da görüyoruz sosyal medya üzerinden. Hani daha önceki yürüyüşlerden farklı olarak anladığım kadarıyla illere geçiş üzerinden bir yürüyüş gerçekleştirilecek, korona tedbirleri uygulanıyor. İki şey merak ediyorum. Hem Hakkari'den çıktıktan sonra hem Edirne'den çıktıktan sonra gözlemleriniz neler? Yani reaksiyon, toplumsal reaksiyon, ondan sonra oradaki diğer idari amirlerle olan ilişkiler ve diğer siyasi partilerle ilgili temaslar açısından. Yani açıkçası idari amirler de çok ağır bir basınç altında. Yani merkezden bu yürüyüşün kesinlikle hiçbir şartta yapılmaması yönünde sürekli talimatlar gidiyor. Burada tabii ki AKP bir parti olarak bu yürüyüşü engellemek istiyor. Bunu çok açık ve net söylemek lazım. Zaten AKP'nin sözcüsü de bunu ifade etti. Biz bu yürüyüşe izin vermeyeceğiz diye. Ömer Çelik bunu söyledi. Dolayısıyla bir siyasi partinin başka bir siyasi partinin faaliyetlerini anayasaya ve yasalara aykırı bir şekilde, gayrimeşru bir şekilde zor yoluyla engellediği bir durum söz konusu. Fakat HDP tabii o meşru demokratik zemine çok bağlı bir şekilde dirayetini de sergilediği oranda bu yasakları da belli oranda boşa çıkardı. Yani iki gündür bunu da yaşıyoruz. Biz mesela Hakkari'ye girdik.
Hakkari'de halkla buluşmamızı gerçekleştirip belli ölçüler içerisinde. Zaten pandemiden dolayı biz de çok büyük kalabalıklar bir araya getirmeyi düşünmüyorduk, yani planlamıyorduk. Fakat öyle bir hava estiriliyor ki biz bu yürüyüşü dile getirdiğimiz günden bugüne sanki milyonlar Ankara'ya doğru hareket edecek. Böyle bir durum zaten yok. Yani planlamada da yok. Fakat yani yine de bu çerçevede pek çok engellemeye rağmen basın toplantılarımızı, açıklamalarımızı, yürüyüşlerimizi gerçekleştirerek Hakkari, ondan sonra Van, bu yürüyüşün durakları oldu. Keza Edirne, Silivri, İstanbul, bugün Esenyurt Meydanı'nda bir açıklama gerçekleştirildi. Yani aslında HDP burada gücünü halktan alıyor. Yani arkasında bir toplumsal destek var, kendi tabanı var, destekleyen insanlar var ve kamuoyunda da yani bu yürüyüşün meşruluğu konusunda bir sorgulama yaratamadılar. Çünkü gerçekten biz onların bahsettiği türden işte bir hani ortalık karışsın da ne olursa olsun diye tarzında düşünen bir parti hiçbir zaman olmadık. Tersine Türkiye'de yani Edirne'den Hakkari'ye bir demokrasi ipliğini dokuyarak bu birlikteliği yeniden örme, bu birlikteliği yeniden sağlama yönünde HDP'nin ortaya koyduğu söylem de iktidarın ezberini fazlasıyla bozduğunu görüyoruz. Yani tersine bölen onlardır, birleştiren HDP'dir. Onu çok net zaten olarak söyleyeyim. Zaten yürüyüş olmuyor dediniz önlem olarak. Yani biz açıkçası yani bu hırsız sınav kurullarını aldırıyorlar, yasak kararlarını. Bu da çok komiktir. Yani HDP yürüyüşleri işte koronavirüsün yayılmasına sebep olacak. O yüzden hırsız sınav kuruluna yasak kararı alıyor. Bakın alışveriş merkezleri bir aydır açık Türkiye'de. AVM'lerin açık olduğu yerde, turizmin açık olduğu yerde, otobüs seyahat seferlerinin, uçak seferlerinin açık olduğu, sırf turizmi kolaylaştırsın, rahatlatsın diye YKS'nin, üniversite sınavının erkene alındığı bir ülkede siz HDP'nin yürüyüşünden dolayı pandemi, şey, hırsız sağ kurullarını topluyorsunuz, yasak kararları aldırıyorsunuz. Başka bir şey için hırsız sağ devam ediyor. O zaten hiç durmadı. Fabrikalarda işçiler çalışmayı hiç bırakmadılar. Tabii ki burada belirici olan nokta HDP'nin bu yürüyüşü yapıyor olmasıdır. Bir muhalefet evet. partisinin yapıyor olmasıdır ve Kürt halkının bu noktada siyasal tutumlarına yönelik ciddi bir baskıcı yaklaşım da var özelde. Kayyumlar meselesi. Kayyumların halk tarafından hiç benimsenmediğini çok iyi biliyorlar. Ve biz bölgede de şunu çok net olarak gördük. AKP artık kesinlikle bir Türkiye partisi değildir. En azından kayyumların atandığı coğrafyada bir parti olarak AKP silinmiştir. Ha, devletin gücüne dayanarak, kaymakamlıkların, valiliklerin gücüne dayanarak ayakta durmak, halkın gönlünde AKP'nin silinip gittiği gerçeğini değiştirmez. Yani AKP'ye kesinlikle bir gönül bağı kalmamıştır. AKP'nin bu bölgelerde yegane varlık sebebi devlet organlarına, devlet gücüne dayanıyor olmasıdır. Yani oradaki devlet imkanlarını kullanıyorlar. Çok açık bunu ifade edelim. Yani dolayısıyla aslında HDP'nin hem Edirne'de hem Hakkari'de var olması, buralardan bu yürüyüşü başlatması, Kürt sorununun demokratik çözümünü de gündeme getirmesi, aynı zamanda yoksulluk meselesini de gündeme getirmesi. Yani ülke kaynaklarının bir avuç yandaş sermayeye fütursuzca peşkeş çekilmesini de gündeme getirmesi. 15-16 Haziran işçi direnişinin yıl dönümünde bu yürüyüşü yapması kamuoyunda bence çok olumlu karşılandı. Pozitif bir karşılık buldu. Ve HDP kapatılsın diyen darbeci eskilerinin de artık izahat yapmakta zorlandığını görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani dün Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılsın diyen insanlar bugün AKP'nin sağladığı olanaklarla HDP kapatılsın diyor. 28 Şubat'ı savunmuş insanlar, hatta bakın Doğu Perinçek AKP kapatma davasının iddianamesini biz yazdık demiş birisidir yani. Bu ifadeyi anımsarsınız. Biz yazdık o iddianameyi diyen birisi. Şimdi bugün televizyon bunu gezdiriyorlar ve HDP kapatılsın. Ya ne sağcısı sever, ne solcusu sever bu insana düşmüşlerse propaganda için. Bu gerçekten hani egemen medya
düzeninin içine düştüğü çukuru, debelendiği çukuru gösteren bir veridir. Sizin gibi yeni medya mecralarının da çoğalmasını ben diliyorum. Çünkü gerçekten artık hani o ana akım denilen televizyonlarda hayat kalmamış. Yani Doğu Perinç'in siyasi yorumcu diye televizyona çıkarıldığı yerde nasıl bir seviye beklersiniz? Nasıl ya işte dün Habertürk'te yaşanan şeye de çok ufak bir yorum yapmamız aslında uygun olur. Hani bizimki de evet. Biz zaten bu yürüyüşle alakalı bu programı yapmak istiyorduk ama ilginç bir denk geliş oldu. Çok ilginç bir Twitter yorumu vardı. Tabii ki Doğu Perinçek çıkarılmak istemiyorsa çıkarılsın ama şey yazıyordu. HDP'yi tartışırken 0.22 oy almış bir partinin genel başkanı çıkarılıyor ama HDP tercih olarak çıkarılmıyor diye yorum vardı. Siz en son olarak bu şey üzerine dün Habertürk'te yaşananlar üzerine bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bir de son olarak söylemek istediklerinizi alalım. İsterseniz yavaş yavaş kapatalım. Şimdi tabii Didem Hanım'ın oradaki açıklamaları çok trajikti. Yani biz bir özel kanalız dolayısıyla çıkarmak zorunda değiliz diye. Şimdi sanırsınız TRT her gün HDP'yi çıkarıyor. Yani bu arada öyle bir şey de yok. Tam tersine yani Türkiye'de basın özgürlüğü dendiği zaman ya da medyacılık dendiği zaman zaten özel televizyonlarda bu cereyan ediyor. Yani siz TRT'den hiçbir zaman basın meslek etiğine uygun bir yayın göremiyorsunuz ki. Yani vergileri hepimiz ödüyoruz. Cep telefonuyla konuştuğumuzda, cep telefonu aldığımızda falan ödüyoruz TRT vergisini. Fakat yayınlarından hepimiz istifade edemiyoruz. Bu en demokratik dönemlerde de yani nispeten işte o çatışmasızlığın olduğu vesaire, mesela 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Orada da mesela Selahattin Demirtaş'a TRT yer vermedi. Yani bugün özgü bir durum değil. Ama o dönemde özel televizyonlarda HDP kendisine yer bulabiliyordu. Biliyoruz ki çok net bir şekilde sarayın talimatları sonucunda hiçbir özel televizyon HDP'ye yer vermiyor. Yani CNN Türk vesaire zaten bunlar havuzun mülkiyetine geçti. Habertürk de bunlardan birisi. Şimdi dolayısıyla Didem Aslan'ın oradaki açıklaması, yani özel kanal olmak sizi basın meslek ilkelerinden, gazeteciliğin etiğinden, mesela cevap hakkı gibi evrensel bir etikten münezzeh kılmıyor. Yani siz yine bunlara bağlı davranmak zorundasınız. Dolayısıyla açıkçası biz yürüyüş kararını ilan ettiğimizden bu yana bir HDP'li bile ekrana çıkarmaksızın durmadan yürüyüşle ilgili laf ölçüyorlar. Ve burada bir kendilerince HDP'ye linç yapmaya çalıştılar. Çok da iyi yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani Van'da, Hakkari'de yürüyüşü duymayan bir kişi bile kalmamıştı sayelerinde. Sağ olsunlar. Ama tabii ki burada HDP'yi linç ettiklerini sanıyorlarsa HDP'yi büyütüyorlar. Yani HDP'lilere cevap hakkı bile vermeye korktuklarını toplum gördükçe, hani orada bir HDP temsilcisi olsa, eşit bir tartışma olsa, yani denecek ki işte HDP de sözünü söyledi, öbürü de söyledi. Yani HDP'lileri hiçbir şekilde çıkarmadan siz orada HDP'ni karalamaya çalışıyorsunuz. Kara çalmaya çalışıyorsunuz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yani pratikte biz yürüyüşümüzü gerçekleştirmeye başladığımız günden bu yana hava tamamen bizden yana olumluya döndü. Çünkü o televizyonlarda 3 gündür, 4 gündür, 1 haftadır, hatta sizin ifade ettiğiniz tarihten bu yana, yani 6 Haziran'dan bu yana neredeyse 10 gün geçmiş, estirdikleri bu çamur atma rüzgarı tamamen tersine döndü. Şimdi de ne yapıyorlar? Yürüyüşü görünmez kılmaya çalışıyorlar. Tam tersine. Hiç bahsetmiyorlar yürüyüşten. Çünkü hiç söyledikleri gibi bir tablo yok ortada. Tam tersine halkın ciddi bir desteğini arkasına alan bir HDP görünüyor bu yürüyüşe baktığınızda ve meşru demokratik zemini kullanmaya sonuna kadar kararlı, Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlere sonuna kadar bağlı bir HDP görünüyor. Ülkenin bütün sorunlarıyla ilgilenen, söz kuran, pandemiyle ilgili de konuşan, ekonomiyle ilgili de konuşan, insan hakları ihlalleriyle ilgili de hangi kesim olursa olsun ayırt etmeden konuşan, kadın özgürlüğünü savunan bir HDP tablosu çıkıyor. Bu sefer de ne yaptılar? HDP'nin yürüyüşünün görünürlüğünü dip noktasına çektiler. Yani bundan kimse bahsetmesin. Ama siz ondan bahsetmeyince o yok olmuyor ki. Bugün gerçekten Türkiye toplumu gelişmeleri sosyal medyadan takip ediyor. Yani
Sosyal medyayı siz karartamadığınız sürece, ki çok zor bir şey. Hani Donald Trump kapatmak istedi Twitter'ı bir ara. Hani belki Trump kapatır da Erdoğan'ın elinde öyle bir güç yok. En fazla erişim engeli getirir. Fakat sosyal medyanın birçok mecrası var. Ve buralarda insanlar gerçekten haberleri alıyorlar. Yani siz de sanırım sosyal medyada yayın yapan bir evet. mecrasınız. Evet. Ne güzel, gelişmesi gerekiyor bu. Çünkü yeni medya bu. Yani gelecekte burada o ana akım medyanın patroncu yapısı, ki Didem Aslan'ın ifade ettiği çok net olarak odur. Yani patron ne derse onu yapıyoruz. Özel değil. Yani patronunuz, Didem Hanım'a şunu söylemek lazım. Patronunuz yatırımı Perinçek'e yapıyorsa zaten batmıştır. Yani bu sermayeyi gerçekten Perinçek'e yatırıyorsanız siz zaten batıksınız. Yani o anlamda çok söylenecek. Aslında o tercih de bizim vergilerimiz üzerinden yapılmış bir tercih. Yani orada bir serbest piyasa olarak adlandırılacak bir durum da yok. Yani bizim vergilerimizde sübvanse edilen yatırımların üzerinden siyasi tercih yapıyorlar, ama onlar aslında çıkarmama tercihi de yine bizim vergilerimiz sayesinde. Yani bugün şu yayını yapan iki kişi üzerinden o iki kişinin duymak istediği sözler engellenebiliyor. Yani bizim paramızla bizim tabii dinlemek istediklerimiz engelleniyor. Ya kesinlikle. Ve o yayınların amacı yani Türkiye'de bir siyasi partinin şeytanlaştırılmasıdır. Bakın bugün evet, bir İyi Parti milletvekili bunu ifade edebiliyor. Antalya milletvekili. Yani İyi Parti ile bizim aramızdaki düşünsel farklar zaten biliniyor, ama bir İyi Parti milletvekili bile bunu ifade edebiliyor. Yani HDP'nin şeytanlaştırılmasından hiç kimse fayda sağlamaz. Tam tersine Türkiye'deki siyasal sorunların çözümsüzlüğüne hizmet eder. Çünkü HDP'nin temsil ettiği kesimler kimdir? İşçidir, yoksuldur, kadındır, gençtir, Kürttür, Türk yoksuludur, Alevidir, Sünnidir. Yani toplumun ezilen, baskı altına alınmış, sömürülen kesimlerini temsil eder. Öyleyse siz HDP'yi şeytanlaştırdığınız oranda çözümsüzlüğe hizmet edersiniz. Bakın eskiden Adalet Kalkınma Partisi bir takım çalıştaylar yapardı. Alevi çalıştayı, şu çalıştayı, bu çalıştayı. Gerçi ben hiç görmedim o çalıştaylardan çıkan sonuçları hayata geçirdiklerini. Örneğin belki 8 kere, belki 10 kere Alevi çalıştayı yaptılar. Hepsinde Aleviler dedi ki biz cemevlerin ibadethane olarak tanınmasını istiyoruz. Tanımadılar. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bunun oylaması yapıldı mecliste. Hayır oyu kullandılar. Evet. Niye yapıyorsunuz bu çalıştayları o zaman? Yani siz talepleri dinlemeyecekseniz, uygulamayacaksanız niye çalıştay yapıyorsunuz? Umut uyandırıp sonra o umudu çürütmek. Yani yapmazlar bizim dediklerimizi, duygusunu uyandırmak. İşte HDP halkın o taleplerini hayata geçirmek üzere kendisine misyon biçmiş bir parti. Siz bunu şeytanlaştırıp, terörize edip, kriminalize edip HDP'yi kenara ittiğiniz oranda işte meydan kimlere kalır? Bugün işte Davutoğlu'nun tabiriyle söyleyeyim, yerli ve milli ajan dediği ya da Cemal Engingürt'ün, Devlet Bahçeli'nin bile tahkir ettiği Doğu Perinçek'e kalır. Onunla mutluysanız, yani Doğu Perinçek'te yayın yapıyor olmaktan, yani 40 senede 80 kere yön değiştiren, 80 kere dönen, her dediğini daha sonrasında inkar eden. Bakın Doğu Perinçek'in 90'larda kurduğu parti, Sosyalist Parti, Sosyalist falan değildi de adı Sosyalist olan parti, Anayasa Mahkemesi tarafından bölücülükten kapatılmıştır. Evet. O dönemde çünkü işte Kürt sorununu biz çözeriz. Federal Kürt sanırım. 91 seçimlerinde çok aslında farklı bir pozisyonu var. 91 seçimlerinde. Tabii ki. Yani gibi. Ama o dönem işte DEP'in kurulduğu, geliştiği dönemdi. Evet. Devlet organlarından bazıları, özellikle istihbaratla ilgili olanlar, kendisine öyle bir misyon vermişti. Ama yine de o parti kapatıldı. 40 senede 80 kere döndü dediğim bu. Yani dün Federal Kürdistan'ı savunurken bugün Kürtçe ana dilinde eğitimi savunanlara terörist diyen bir adam. Evet. Ve ne sağcının sevdiği ne solcunun sevdiği, kimsenin sevmediği ama zorla izlemek zorunda bırakıldığı bir tipleme. Şimdi gerçekten bir şeyi sembolize ediyor. Gelinen noktayı sembolize ediyor. Eskiden en azından
AKP'li böyle yani fikir olarak tamamen karşı olsanız bile ne dediğini merak edeceğiniz insanlar bulup çıkarabiliyordu AKP. Artık onları da çıkaramıyor demek ki. Dolayısıyla bir yanda sermaye gerçekliği var ülkede. Bunun bir yanda medya. Alo Fatih medyası diyebiliriz buna ya da havuz medyası diyebiliriz buna. Bu medya iktidarın tut dediğini tutar, iktidarın vur dediğine vurur. Ama medyayla vurmakla da HDP'yi ne tüketebilirsiniz, ne kitlelerle bağını koparabilirsiniz. Bu yürüyüş aslında bunu anlatıyor. HDP'nin yani medyada bu şekilde yıpratılmakla hayatta yıpranmayacağını, kitlelerle bağının ortadan kaldırılamayacağını bu yürüyüş çok somut olarak göstermiştir. Yani sadece Van'da, Hakkari'de değil, İstanbul'da da bu bağın ne kadar güçlü olduğunu, Edirne önündeki verilen mesajın ne kadar güçlü verildiğini. Ve tabii buradan hani Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın haksız tutukluluğuna da bir kez daha belki son olarak değinmek lazım. Yani bu insanlar tamamen yaptıkları açıklamalardan dolayı, verdikleri beyanatlardan dolayı hapiste tutuluyorlar. Ve 4 Kasım 2016'dan bu yana, yani 3 yılı aşkındır, 4 yıla yakındır hapiste tutuluyorlar. Ve defalarca tahliye oldular. Yani Selahattin Demirtaş tahliye oluyor. Saray diyor ki bir yolunu bulur, biz işimize bakarız. Hani ahim kararı bizi bağlamaz dediler. Kendi mahkemeleri karar verdi tahliye. O da bağlamadı. Selahattin Başkan tahliyeye doymuyor gerçekten. Ama bir türlü dışarıda çıkamıyor. Çıkması gerekir. Milyonların yüreğindeki insanlar bunlar. Uyuşturucu mafyası liderlerini salıp Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'ı içeride tutmak zulümdür. Bu ülkeye yapılan büyük bir zulümdür. Ve Türkiye siyasetinin temel renklerinden birini silikleştirme çabasıdır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Fakat 4 yıldır bu zulmü uygulayıp hiçbir sonuç alamadığı halde iktidar başka bir şey düşünme yeteneğini de yitirmiş durumda. Çünkü kendi geleceği hakkında endişeleri var. Evet. Kendi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak kapatırken o zaman en azından şöyle bitirelim. İddianame yazma yetkisinin siyasi partilerin elinde olmadığı, siyasi partilerin diğer siyasi partilerin etkinliklerini engelleyebileceği bir durumda olmadığı bir Türkiye hayaliyle diye kapatalım. Bize zaman ayırdığınız için, fikirlerinizi açıkladığınız için ayrıca bütün İvme Hareketi adına, İvme TV adına size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum bu mecraya. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.